Tom Coughlin. Hiç duydunuz mu bu ismi? The New York Giants'in Amerikan futbol takımının koçlarından bir tanesi. Ve bunun efsane olmasının temel özelliklerinden bir tanesi de şuydu: zamanla ilgili almış olduğu o tedbirler. Her toplantıya geç kalana biner dolar ceza veriyordu kendisi. Ve bununla ilgili de aslında şikayetler de aldı. Ama temel başarısının zamanla ilgili olan bu mücadelesine bağlıyorlar. Gelin bugün sizlerle bir toplantı yönetimi nasıl olabilir? Etkin, verimli, istediğimiz sonuca ulaşabilecek bir toplantının nasıl olduğuyla ilgili ufak birkaç böyle bilgi paylaşımında bulunalım. Arzu ederseniz başlayalım, buyurun. Evet kıymetli dostlar, herkese sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün sizlerle en önemli konulardan bir tanesi aslında zaman yönetimi, toplantı yönetimiyle ilgili birkaç böyle husustan bahsetmek istiyorum. Genelde şöyle şeyler duyarız çevremizde, öyle değil mi? Ya seni ne zaman arasam toplantıdasın, sen hiç işe gitmiyor musun? Veya işle ilgili toplantı yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Bu sorularla çok fazla muhatap oluyoruz ve burada aslında en önemli kilit cümlelerden bir tanesi şu: verimsiz geçen bir toplantıyı kesinlikle çalışmaktan saymamamız lazım. Bu bizim için bir zaman israfıdır ve zaman bugün en önemli kavramlardan, en önemli konulardan bir tanesi. İlerleyen aşamada belki zaman yönetimiyle ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Bugün sadece sizinle toplantı yönetimiyle ilgili böyle ufak 3-4 farklı başlıktan bahsetmek istiyorum. Şimdi toplantılar genelde bizim çok hoşlanmadığımız, gitmek istemediğimiz, sevmediğimiz işlerden bir tanesi. Niye? Bunu aslında bu hale getiren de bizleriz. Yani bir şey usul olmadan vusul olmaz derler ya. Yani işin usulünü bilmez isek ve ne yaptığımızdan ziyade bunu nasıl yaptığımızın sorusunu aramaz isek maalesef bu konularla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Peki kaç farklı toplantı var? Arzu ederseniz böyle bir giriş yapalım. Bir kere 3 farklı toplantımız var. Bunlardan bir tanesi bilgi toplantısı, diğeri tartışma toplantısı, üçüncüsü de izin toplantısı. Bilgi toplantısında adından da anlaşılacağı üzere bilgi verilmek için toplantı yapılır. Siz isteseniz de istemeseniz de o toplantıya katılmak zorundasınızdır. Ve insanlar burada sadece size bilgi dayatırlar, bilgi aktarırlar ve bu toplantının içeriği bu şekildedir. İkinci başlığımız tartışma toplantısı. Şimdi burada bildirim vardır, aynı zamanda da geri bildirim vardır. Yani burada insanlar beyin fırtınası yöntemi dediğimiz bu işlemle, uygulamalarla muhabbet ederek, karşılıklı konuşarak veya tartışarak tartışma toplantısını bu şekilde gerçekleştirirler. Üçüncü maddemiz izin toplantıları. Karşı taraf her ne kadar hayır diyecek olsa bile, yani o anki enerjisi, o anki motivasyonu hayır diyecek olsa bile, karşı taraftan izin alarak bu yapılan toplantıda senin bahsetmiş olduğun konu neyse, dayatmak istediğin, aktarmak istediğin konu her neyse, bunu karşı tarafa aktarman da izin toplantısı olarak geçiyor. Şimdi toplantıların sıkıntılı ve problemli geçmesinin temel nedenleri işte bu 3 maddeden kaynaklı. Yani bizler bu 3 maddeyi birbirine çok karıştırıyoruz. Toplantı yapmadan önce mutlaka ama mutlaka insanlara hangi konuyla ilgili, hangi alanla ilgili veya toplantının İçeriğiyle ilgili, üslubuyla ilgili mutlaka bilgi vermemiz lazım. Toplantının amacı nedir? Ben bu toplantıyı yaparken neyi amaçlıyorum? Bu 3 maddeden hangisini daha fazla ön plana çıkaracağım? Bunu mutlaka toplantıya katılacak olan kişilere bildirmemiz lazım. Aynı zamanda katılacak kişilerden bahsettik. Bu toplantıya kimin gelmesi lazım? Yani bu toplantıya Mehmet gelmediği zaman bir şey kaybeder miyim? Bu toplantıya Ayşe geldiği zaman bize bir şey katacak mı? Veya işte Sezgin'in bu toplantıyla konuşacağımız konuyla ilgili gerçekten bir bağlantısı var mı? Bu katılımcı kişi sayısını, bu portföyü mutlaka sağlıklı bir şekilde belirlemeniz lazım. Ve bir diğer konu da şu: sizin ve katılımcıların mutlaka toplantıya hazırlanması lazım. Siz de hazırlanacaksınız, onlar da hazırlanacak. Son 5 dakika kala toplantı mesajı atılmaz. Yani bunun mutlaka öncesinden belirlenmiş olması lazım. Elbette istisnalar vardır, bu ayrı bir mesele, ama genelde bu toplantılar zaten öncesinde haftanın işte belirli günleri, haftanın, ayın belirli haftalarında veya işte saati şu bu, bunlar bazen stratejik bir şekilde belirlenmiştir. Hem sizin hem de katılımcıların bu konuda hazırlanması şarttır. Bu problem ve sıkıntıların giderilmesi için sizlere 4 tane farklı madde saymak istiyorum. Bu 4 farklı maddeyi benimserseniz, uygulamaya çalışırsanız emin olun çok daha verimli toplantılar yöneteceğinize dair sizlere garanti veriyorum. Bunlardan bir tanesi 15 dakika kuralı. Burada mevzu şu: bir toplantıya ne kadar çok hazırlanırsanız veya girdikten sonra ne kadar çok efor, ne kadar çok zaman ayırmaya kalkarsanız, toplantının süresinde aslında o kadar uzayacağıyla ilgili
bir kural vardır. Siz toplantıya girmeden önce bir sınır koymanız lazım. Bir saat sınırı koymanız lazım. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Araştırmalar şunu göstermiş. Bir insanın ortalama dikkat süresi 10 ile 18 dakika arasıdır. Yani bunu unutmamanız lazım. Bugün YouTube videoları mesela genelde o şekilde hazırlanır. Niye? Çünkü izlenme oranını artırmak için, insanları ikna etmek için bu yöntemlerden bir tanesi kullanılır. Bizler toplantıya girdiğimiz zaman bir kural koymamız lazım ve gerekirse bir alarm kurmamız lazım. Bir saatlik bir toplantı planlıyorsak o alarm çaldıktan sonra toplantıyı bitirmemiz lazım. Ve insanlara bunu aktardığınız zaman o toplantıya daha fazla istekli gelecekler. Toplantıya geldiklerinde bilecekler ki benim toplantım bugün işte 10.30'da bitecek ve ben kendimi saat 11'deki programa veya işte akşamki programa her neyse kendimi ona göre ayarlayabilirim. Ama şöyle olduğu zaman işte 1 saatlik toplantı planlıyoruz ama toplantı 1.5 saat sürüyor. Bu sefer diğer işler aksamaya başlıyor. Özellikle bu iş çıkışı akşam yapılan toplantılarda bir yemek programınız olabilir, başka bir yere gidebilirsiniz. Bunların her biri toplantı süresinin belirlenmesiyle aşılacak olan sorunlardır. İkinci kural soru kuralı. İnsanları toplantıya dahil ettiğiniz müddetçe onların beyinlerinden, zihinlerinden farklı düşüncelere dalmasını engelleyebilirsiniz. Yani siz toplantıda konuşuyorsunuz ama adam işte evdeki yemeği düşünüyor, akşam gideceği konseri düşünüyor veya işte ne bileyim herhangi bir satın alacağı arabayı düşünüyor. İnsanları toplantıya dahil ettiğiniz zaman soru sorma kuralı işte burada devreye girer. Onların tamamıyla hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak toplantıya dahil olmasına ve katkı sağlamasına bir yol açmış olursunuz. Burada sorular da önemli. Yani hangi soruları soracağımız çok önemli. Şimdi birinci soru şu olmalı aslında. Kapsamla ilgili sorular. Yani biz bugün bu toplantıda neyi konuşacağız? Bu toplantı neyi içeriyor? Amacımız nedir? Neyi hedefliyoruz? Kapsamla ilgili mutlaka sorular sormanız ve kendilerinden de bu konuyla ilgili geri dönüşler almanız lazım. İkinci konumuz sürece dahil olan sorular. Yani gerçekten herkes bu konuyu anladı mı? Konuyla ilgili başka bir soru var mı? Başka bir problem var mı? Ve örnek veriyorum yatırımla ilgili bir toplantınız var. Ama burada başka birisi kendi yatırımıyla ilgili saçma sapan bir şeyden bahsediyor olabilir. Veya kendi alanıyla ilgili farklı bir konudan bahsediyor olabilir. Burada süreci iyi bir şekilde yönetmeniz lazım. Bu ikisi arasındaki dengeyi iyi bir şekilde kurmanız lazım. Üçüncü konu da şu. Sizin ve başkalarının nerede konumlandığıyla ilgili sorular. Yani burada Bilal gerçekten bu konuyu anladı mı ve Bilal'e burada vereceğimiz görev nedir? Bunu iyi bir şekilde aktarmanız lazım. Diğer noktada sadece Bilal değil, işte orada Ahmet var, Fatma var, diğerleri var. Bunlara da mutlaka kendi sorumluluğuyla ilgili, kendi bulunacağı konumla ilgili görevler vermeniz lazım ve bunları yine sorular vasıtasıyla karşı tarafa aktarmanız lazım. İşte bu üç soruyu da aslında birbiriyle karıştırmamak lazım. Bunların her birinin yerleri çünkü ayrı ayrı. Önce kapsam sorularıyla devam ettireceğiz. Daha sonra sürece geçeceğiz. Ve en sonunda da kimin nerede konumlandığıyla ilgili, kimin hangi görevleri üzerine aldığıyla ilgili böyle bir özet geçmiş olacağız. Şimdi 15 dakika kuralı dedik, soru kuralı dedik. Üçüncü maddeye geçtik. Ayakta durma kuralı. Şöyle bir araştırma yapmışlar. Demişler ki insanlar otururken toplantı yaptıklarında daha fazla sorgulamaya başlıyorlar. Daha fazla şüphe etmeye başlıyorlar. Bir konuyla ilgili daha fazla böyle hiç düşünülmeyecek, hiç girilmeyecek alanlara girmeye başlıyorlar. O yüzden ayakta kuralında da bu sorunu bu şekilde çözebilirsiniz. Yani insanlarla toplantı yaptığınızda bunu ayakta gerçekleştirirseniz eğer hem verim noktasında hem de konunun bütünlüğü noktasında daha fazla etkin bir toplantı yönetimine sahip olabilirsiniz. Özellikle hızlı karar almanız gereken toplantılar varsa, konu başlıkları varsa mutlaka ama mutlaka ayakta yapacağınız toplantı hem süre açısından hem konunun bütünlüğü açısından, dağılmaması açısından böyle bir size katkı sağlayacaktır. Ve dördüncü başlık akıllı telefon, tablet, cihaz kullanmama. Şimdi bunu Barack Obama Beyaz Saray'da yapmış. Yani bütün notlar el yazısıyla, insanların normal kağıtlara almasıyla bütün toplantılar gerçekleştirilmiş. Bizim dikkatimizi dağıtan o kadar çok şey var ki çevremizde. Bu görsel olarak, işitsel olarak sürekli zaten karşımıza çıkıyor. Toplantı sırasında telefonlar masada olduğu zaman sürekli bildirimler gelecek. İşte Instagram'dan birisi yorum yapacak, Facebook'ta öteki bilmem bir şey atacak, WhatsApp gruplarında herhangi bir mesaj gelecek. Bunları engellemenin yolu akıllı telefonları toplantının dışına koymak. Ama dediğim gibi saat süresini iyi bir şekilde uygularsanız toplantıya girecek kişi işte eşine haber verecek. Diyecek ki ben 30 dakika sonra sana ulaşabileceğim. Çünkü toplantıya gireceğim ve toplantıda telefonlarımız, tabletlerimiz yanımızda olmayacak. Akıllı telefon kuralını da işte bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Evet kıymetli dostlar, bugün de toplantı yönetiminin nasıl verimli olacağıyla ilgili böyle 4 farklı başlıkta kısa bir özet geçmek istedim. Sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Sizin toplantılarınızda yaşadığınız sıkıntılar, problemler nelerdir? Bunu da mutlaka yorumlar kısmına belirtmenizi rica ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve özellikle toplantı yönetimi noktasında problem yaşıyorsanız veya ya bu video güzelmiş, bunu arkadaşlarımızla da iş yerindeki kişilerle de paylaşalım derseniz bu videoyu da paylaşmanızı, diğer kişilerle mutlaka paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Son olarak kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir başka programda, bir başka konu ile tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.